CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu şu anda soruları yanıtlıyor. İzliyoruz. İradesini beyan etmesi doğru ama biz bunu uygun görmüyoruz. Yasalara aykırı görüyoruz. Doğru değil. Bir partiye doğrudan destek vermek, dolaylı destek vermek Cumhurbaşkanı'na yakışmaz. Defalarca söyledim, yine söylüyorum. Namus ve şeref kavramı bizim için çok ama çok önemlidir. Bir kişi namusu ve şerefi üzerine yemin etmişse sözünde durmak zorundadır. Hem namusunuz ve şerefiniz üzerine söz vereceksiniz, hem bir siyasal iktidara destek vereceksiniz. Sizden isteğim ve rica ediyorum bütün basın mensuplarından. Lütfen Sayın Cumhurbaşkanı ile ilk karşılaştığınızda şu soruyu sorun. Deyin ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı size şu soruyu yöneltiyor. Siz namus ve şeref kavramından ne anlıyorsunuz? Bu kadar basit. Ben de merak ediyorum. Namus ve şeref kavramından ne anlıyor acaba? Sizce niçin hedef düşmüş olabilir? Daha da düşecek. 400'dü, şimdi düşürmüş, daha da düşürecek. Bu millet bıktı. Bu millet işsiz, bu millet yoksul, bu millet perişan, emekli geçinemiyor, esnaf alışveriş yapamıyor, siftah yapamıyor. Biz bunların üzerinde duruyoruz, onun derdi başka. Yeter artık. Bu milletin yakasından düşsün. Bu milletin huzura ihtiyacı var, bu milletin barışa ihtiyacı var, bu milletin işe aşa ihtiyacı var. Anneler çocuklarını okula gönderemiyor, sevgiyle gönderemiyor, rahat gönderemiyor, çocuğun cebine harçlık koyamıyor. Türkiye'nin derdi başka, onun derdi başka. Onun derdi sarayında oturma. E oturuyorsun zaten sarayında, yeter artık. Düş milletin yakasında. Efendim, nükleer santral ihalesinin Cengiz İnşaat'a verilmesi tartışma yaratıldı. Siz tartışmaya neden oldu? Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Havuz medyasına herhalde biraz daha katkı yapmıştır. Böyle anlaşılıyor. Efendim, İstanbul Barolar Birliği Başkanı Ümit Kocasakal'la yaşanan da bir polemik vardı. %50'ye atıf yaparak ben de %67'nin temsilcisiyim dedi. Siz bu polemikle ilgili ne düşünüyorsunuz? Sayın Ümit Kocasakal neyi söyleyeceğini çok iyi bilen birisidir. Kendisine her konuda destek veririz. Şunun için destek veririz. Adaleti savunduğu için, yargıyı savunduğu için, doğruluğu savunduğu için, demokratik, layık, sosyal hukuk devletini savunduğu için. Kim bunları savunuyorsa biz onlara destek veririz. Barolar Birliği'nin başkanı da benzer açıklamaları yaptı. İstanbul Baro Başkanı, yaşanan bir olay dolayısıyla elinden gelen bütün çabayı göstermiştir. Ne yapsın İstanbul Barolar Birliği'nin başkanı, ne yapsın? Elinden gelen bütün çabayı göstermiştir. Siz bunu takdir edeceğinize bunu eleştiriyorsunuz. Bu da doğru değil. Asıl burada eleştirilmesi gereken, bunu da çok samimi olarak ifade ediyorum, operasyonu düzenleyenlerin beceriksizliği, faillerin 3 aşağı 5 yukarı polisin, MIT'in takibinde olduğu halde ellerini kollarını sallayarak İstanbul Adliyesi'ne girmeleri, terör örgütü mensuplarının yakalanıp asıl failleri belki bulmak konusunda çaba harcanması gerekirken savcı dahil üçünün öldürülmesi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı yine yaptığı açıklamada efendim terör örgütü mensuplarına terörist diyemiyorlar. Hayatımda duyduğum, CHP Genel Başkanı olarak hayatımda duyduğum en saçma şeylerden birisi. Biz eline silah alıp masum insanları öldüren kim olursa olsun, kimliği ne olursa olsun, düşüncesi ne olursa olsun terörist diye damgalarız. Ama biz aynı zamanda devleti soyanları da hırsız olarak damgalarız. Hırsıza hırsız deriz, teröriste de terörist deriz. Herkesin bunu bilmesini isterim. Evet. Teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun.